Mücahidi nefis ayetleri pek çoktur. Onların dersleri yine ayrıdır. Ama şurada şu kadarcık ben size bahsettim. Allah hepimizi gaflet uykusundan uyandırsın. Nefsin elinden uyandırsın. Şehvetin elinden uyandırsın. Nefsin tabii şu bir nefistir ama adı değişir mütemadiyen. Çeşit haller var. Nasıl biz çocukluk, delikanlı olduk, ihtiyar oluyoruz, sonra ahirete göçüp gidiyoruz. İşte nefis de bunun gibi bir çocukluk derdi var, hiçbir şey bilmez. Emmaredir. Onu terbiyeyi ıslah edersen levvamı olur. Daha ıslah edersen mülhimi olur. Onu daha güzel ıslah edersen mutmainni olur ki ancak insanlar mutmainni olan nefse ulaştıkları vakitte saadeti, selameti bulurlar. Dünyanın ne demek olduğunu anlarlar. Ahiretin de ne demek olduğunu o zaman anlarlar. Onun için nefsin mutmainni olabilmesine çalışmak herkesin elindedir. Çalışacak. Fakat hiçbir ordu var mıdır ki kumandansız olarak da muharebeyi kazansın? Kumandansız bir muharebe kazanılır mı? Kazanılmaz. Kumanda kuvvet idaresi elden gitti miydi? Ordu perişan olur, bir esir olacak ya kaçacak, dağılacak her bizi bir tarafa. Onun için bu nefislerin mücahede sahipleriyle el birliği yapıp da bunu öğrenmek her Müslümanın borçlarından birinci borcudur. Yoksa namaz kılmak, oruç tutmak, o vazife başka. Fakat birçok Müslümanları görüyoruz ki namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler ama bütün ahlak-ı mezummeler üzerinde birikmiştir. O nefs-i mutmainne ne demek biliyor musun? Ahlak habiseleri, kötü ahlakların hepsini atmış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlaklarını üzerine toplamış, melek olmuş bir insan demektir. Halbuki biz birçok namaz kılanlarımızı görüyoruz ki bugün ne kadar günahlar işliyor hepsi de. Hiçbir şeysine ben Müslüman işte diyor, sofuyum, yeter bana bu kadar. Yeter ama bütün ahlaklıklar, fenalıklar üzerinde olduğu halde bu Müslümanlık çok zayıf bir Müslümanlıktır. Allah bizden olgunluğunu istiyor. Hangimiz meyvanın hamına iltifat ediyoruz? Hiçbirimiz iltifat etmiyoruz. Eğer evimize bir karpuz kavun getirdiysek o da hamsa pişman da oluyoruz. Yazık paramıza da diyoruz. İşte insanın hamı da böyledir arkadaş. İnsanın hamı ne demek? Kötü ahlaklar, mezlum ahlaklar üzerinde durduğu halde ilerleyen insan. Atamıyor kötü huylarını. Kötü ahlakını atamıyor çünkü mücadele etmek istemiyor nefsiyle. Bir sigara nedir o? Hiçbir şey değil. At bakalım sigarayı elinden. Atamazsın. Alışmışım diyor. Niçin? Nefsine esir olmuş bir insan. Şeytanın şeysi olan o habise yapışmış, onu bırakmak istemiyor bir sürü elinde. Yahu vücuduna zarar, evladına zarar, nesline zarar, memleketine zarar, her şeysine zarar işte. Bıraksana bunu, yok. Adetleri terk etmek büyük. Onun için Allah Celle ve Aleyh hepimizi affetsin de, o iyi ahlakların sahibi olabilmek için mutlaka mücahedeye, düşmanla değil, nefsinle mücahedeye mecbur. Bu mücahedeyi yapmayan insan, memleketini düşmana teslim ettikten sonra cihad etmeyen ve gavura boyun büken insan gibidir. Gavura boyun bükmek olur mu canım? Gelmiş memleketi istila etmiş, hepimizin boynuna borcu olan, onu oradan kovup çıkar bak. Yok, ne yapalım işte, bu da bunun orada da böyle biraz oturalım bakalım. Dedik mi, o insanı insanlıkla kıyıyor. İnsanlığı yok bile demektir, insanlık olsun. Gavur bile memleketine yabancıyı sokmuyor ya. Yabancı geldi miydi o da ölüyor, o da çıkarmaya çalışıyor memleketinden yabancıyı. Müslüman olur da memleketinde yabancıyı oturtturur mu? Evet, oturtturmayacak. Canı pahasına, malı pahasına onu çıkarmaya çalışacak. İcatlarımızın yaptığı gibi. Ama içimize girerse, ya içimize girdiyse o canavar, ne yapalım artık, bebekli olur mu? Mutlaka yaşımız 80 de olsa, 90 da olsa mücadele edip onu içimizden atmaya çalışacağız. Atamazsak berbat halimiz. Onun için Cenab-ı Hak cümlemize bu mücahede kuvvetini, mücadele kuvvetini, nefsin elinden kurtulma kuvvetini lütfu ihsan buyursun bu mübarek günler hürmetine.